Selam dostlarım ve canlarım. Bugün Ark Survivor Series'in, daha doğrusu Ark Survivor'ın animasyonunun ilk bölüm incelemesini yapacağım. Ark Survivor serisi hakkında şunu söyleyebilirim ki 2015 yılından beri, çıktığından beri takip ediyorum, izliyorum ve her şeyi neredeyse biliyorum. Çünkü 2015'ten günümüze kadar söyleyeyim dostlarım. Toplamda 15.000 saat oyunu oynadım ve oyunun inini cıncığına kadar gerçekten biliyorum. Ve bu seri çıktığı zaman da ki bekliyordum, diyordum ki bu seri çıksın incelemesini yapayım ki serinin incelemesi bu kadar geç geleceğini ben de düşünmüyordum. Ama hadi çok hazırsanız Zilekmen bölümün incelemesine geçelim Ark serisi. İlk olarak hanım ablamızın bir suyun içinde uyandığını görüyoruz. Suyun içinde uyandıktan sonra yüzeye çıktı. Yüzeye çıktıktan sonra da birden fark etti ki koskocaman bir megalodon onun yanına doğru yaklaşıyor. Tabii hanım ablamız suya doğru usul usul yüzerken o sırada tam böyle megalodon onu ısırıp hakkı rahmetine kavuşturacakken bir kere altta koskoca bir megatarium çıkıp onu direkt ben YouTube götürdüm megalodonu. Ki megatariumların megalodonlara saldırdığı pek de gözükmese de ki megatarium dediğimiz canlı biraz daha böyle nasıl desem megalodondan daha vahşi ve daha iri bir canlı. O genelde biraz daha oynadığımız oyunda suyun daha alt tiplerinde yaşardı. Yani en üstlerde megalodon, en ortalarında falan başka bir canlı ama bir dibinde en fazla megatarium yaşardı. Burada ne sebeple megalodona saldırdı ben de bilmiyorum. Büyük ihtimalle belki megalodonu dipten gördü ve gözüne kestirip öldürmek için geldi. Ama ki ablamızın hayatını burada kurtardı. Sonra ablamız karaya çıktığı sırada, ki karaya çıktığı sırada biraz daha bile enteresan. Orada bir Dodo'yla tanışıyor ve Dodo'yla böyle arkadaş olduğu sırada dostlarım, tabii ki de hatırlarsanız hepimizin oyuna ilk girdiği zaman bir karakter var, Bob. Yani kesinlikle ama kesinlikle hepimizin oynadığı o Bob karakterini görüyoruz. Bob karakteri gerçekten çok tuhaf bir karakter. Çünkü hepimiz Bob'un biraz da iri yarı ve biraz da sadece adının Bob olmasına doğru şaşırıyoruz. Çünkü Bob'un hem bir karakteri yoktu, hem bir hikayesi yoktu, hem de bütün herkesin oynadığı standart başlangıç karakteriydi. Sonradan da öğreniyoruz ki 1946 yıllarında Bob bir askermiş ve askerde bayağı Almanya ile Avustralya savaşında bulunmuş ve bayağı büyük bir böyle çetin bir savaştan sonra burada kendini bulmuş. Hanım ablamızın hayatını görüyoruz. Hanım ablamızın yaşadığı ilişki, yaptığı işi, kendisi bir arkeologmuş, anlatıyor işte bu tarihte bu dinozorlar vardı, bunu gördük, şunlar yaşandı falan. Orada baya bir değişik bir şekilde böyle için bir cız etti. Çünkü hem dinozorları tanıyan biri ve hem de bütün dönemleri bilen biri olarak daha nasıl bir etki yaratacak onu göreceğiz. Ki Bob'la birlikte ilerlediği zaman Bob'la bayağı haşır neşir oluyor, konuşuyor. O sürelerde bazen hayvanları görürüz, brontoları görürüz, diğer canlıları görürüz. Ki Bob'un en güldüğüm sahnelerinden bir tanesi ise Dodo yemeye çalıştığı sahne kesin etin tavuk etine benziyor diyordu. Neden üstleri bu şekilde çıplak ve neden tavuk eti ne gömüldüklerini sorarsanız, ya daha doğrusu neden Bob'un bu şekilde bir aç olduğunu sorarsanız, o birinci o oyunda aslında oyuna bir gönderme Bob karakteri, hem de Bob karakterinin yaptıkları. Yani başta ufak bir balta kazma yapıp ondan sonra Jim'a Dodo keser herkes. Dodo'dan sonra diğer şeyleri falan keser ama herkesin mutlaka başlangıç hayvanı Dodo'dur. Yani Dodo'yu kesinlikle öldürüyorlar herkes. Ama burada baş karakterimizin Dodo'yla birlikte arkadaşlık kurması ve ilerlemesi benim içimi çok böyle şaşırttı. Çünkü dostlarım genelde bir hayvan eğitmek istiyorsanız da ne olursa olsun ister etçi ister otçu başta o hayvanı bayıltırsınız. Sonra o hayvan uyanmaması için sürekli narkotik verirsiniz. Ondan sonra cığmada hayvanın içine sürekli et yiyorsa et, ot yiyorsa ot ve timing barı dolana kadar onu sürekli böyle bir beslersiniz. Ama burada işte diyorum ya, direktmen Dodo'yu sahiplenmesi bana böyle biraz trajikomik geldi. Hani hepimizin oynadığı Ark kardeşim, sen niye onu bu şekilde bir değişik bir time skill eklemişsin? Hani hayvanı sevdin, hayvan seni sevdi, senin oluyor değil. Hani taşla sopayla kafasını ezmen lazım ki o hayvan senin olsun. Onun haricinde ne anlatabilirim? Ha, bir de böyle Bob dolaşırken Bob'un bir de trajik bir şekilde ölümü var. Bob tam konuştuğu esnada Bob kendi kafasından bir ok yiyor. Ama bence Bob'u ileriki sahnelerden tekrardan göreceğiz. Çünkü hepiniz de biliyorsunuz ki Ark'ta öldüğün zaman yeniden doğuyorsun. Bence Bob ve pek çok göreceğimiz karakter hepsi öldükten sonra yeniden doğacak. Çünkü Ark aslında koskocaman bir bariyer, koskocaman bir ada. Kim ölürse ölsün yeniden doğuyor diye ben biliyorum en azından. Oyuna göre ne kadar uyarladıkları biraz şaibeli dostlarım. Bob'un ölümünden sonra görüyoruz ki dostlarımız ana karakterimize bazı yabani kişiler saldırıyor.
Ve bu sürede bizim ana karakter bir tane köye sığınıyor. Köye sığındığı zaman köydeki kişilerle birlikte böyle çevresine bakıyor. Koskocaman böyle dinozorlar, raptorlar. Ki raptorlar burada bildiğini gördük. Normalde ben raptorları çok fazla severim. Burada raptorları bu şekilde bilmeli benim için böyle hafif bir cız etti. Yani mutlu etti desem yeridir. Ardından dostumuz kalkıp da orada böyle kaçmaya hazırlanırken onu fark ediyorlar. O da bir adamla savaşıyor. Adamla savaştıktan sonra tabii. Bakıyor ki adamı yenemiyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor derken en sonunda orada bir onların lideri olan bir abimiz var. O onu rehin alıyor. Ve onu rehin aldıktan sonra onu diğerleriyle birlikte koskocaman bir kampa götürüyor. Ki burada şöyle bir olay var dostlar. Hepinizin bildiği gibi o koskocaman kampta bir sürü kişi var. Bir sürü insan var, bir sürü o var, bir sürü bu var. Ve bunlar nedense raptorlara kafayı takmışlar. Etçillere kafayı takmışlar. Ve bu etçilerle, etçileri eğitip o etçilerle de sürekli kasabalara saldırıyorlar. Ki kasabalara saldırıp insanları esir alıp, esir aldıkları insanları da bu kasaba için kullanıyorlar. Değişik bir ortam, değişik bir şey. Ama hoşuma gitmediğini söylesem yalan olur. Ardından hikayenin ilerleyen kısımlarında bizim doktorun geçmişinden yine hayatlar görüyoruz. Sevgilisini görüyoruz. Sevgilisiyle arasındaki uyumu görüyoruz. Ki orada şuna da çok fazla dikkatimi çekti dostlarım. Bu yapımda doktorumuzun manitası bir kız. Yani burada bir lezbiyen çiftin olması beni gram rahatsız etmiyor. Tam dersen hoşuma gitti. Etnik çeşitlilik hoşuma gidiyor. Ama işin tuhaf tarafı diyeyim şu var ki yani bir kadın bir erkek olsaydı ve o kadın ve erkek hikayenin sonunda bir yerde bulunsaydı aa derdim ki ne kadar güzel. Ne bileyim hikayenin sonunda farklı bir şey çıksa yine aa ne güzel falan moduna girerdim. Ama burada tam tersine böyle bir kadın kadına bir ilişki olunca kendini karakterin yerine katamıyorsun. Yani nasıl kendimi bir kadının yerine katıp da bir kadına karşı bir şey... Yani kelimeyi siz anladınız lütfen anladığınızı söyleyin çünkü rezil olmak istemiyorum burada. Ardından hikaye bu şekilde ilerlerken şunu da farkına varıyoruz dostlarım. Bizim bu abimiz aslında o da bizim baş karakterimizi kaçıran abimiz. Aslında o da aynı zamanda bilime meraklı ve 1800'lere ait bir insan. O da kendini orada bulmuş. Ondan sonra bunlara katılmış. Sonradan görüyoruz ki dostlarım raptorları alıyorlar dostlarım. Bir yere hapsediyorlar. Orada onlara insan eti veriyorlar. Ve sonra kendilerine alıştırdıktan sonra bu raptorları kendileri için kullanıyorlar. Ki bana göre soracak olursanız çok değişik bir time yöntemi. Yani çok değişik bir eğitme yöntemi. Ama belakin oyundaki time gibi olsa daha hoşuma gider. Yani mesela oyunda bayıltma dedim var ya. Mesela ilk başta Dodo'yla mı karşılaşıyor? İşte ne bileyim ziyerde zehirli bir ok bulsaydı ya da o Dodo'yu yerde baygın bir şekilde bulsaydı. Sonra ona su getirseydi. İşte ne bileyim orada birkaç meyve toplayıp Dodo'nun ağzına tıkıştırsaydı. Çok güzel olurdu. Kesinlikle çok güzel olurdu. İşte ondan sonracıma kız kaçmaya çalışıyor ki elindeki bağlardan kurtulup çarçur derken koşuyor falan. Sonracıma görüyoruz ki kampın içinde kaçıyor insanlardan ve kapı açıldığı zaman Dinozor Gate açılıyor ve oranın asıl savaşçısını, asıl büyük olan adamı görüyor. Büyük adam nasıl bir adam diye sormayın dostlarım. Kendisi bir savaşçı ve bu savaşçı abimiz baya böyle doşbilli bir insan. Savaşçı abimiz koskocaman bir T-Rex'e biniyor. Yani ilk bölümün T-Rex'i görmek nasıl bir duygu diye soracak olsun bence baya güzel. Yani normalde oyunda T-Rex'e biniyoruz, pek çok hayvana binip geziyoruz. Ama burada T-Rex'i bir de burada başka bir düşmanın altında görmek çok daha güzel. Kim bilir daha kaç tane düşman çeşidi var, kim bilir daha kendi içerisinde kaç tane düşman göreceğiz. Kim bilir onlar daha neye biniyor. Ki bu şekilde hikaye ilerlediği sırada şunu da farklı bir şekilde görüyoruz. Düşmanın bu sefer perspektifte onların hikayelerini görüyoruz. Daha önceki yaşantılarını. Hepsi meğerse daha önce dünyadalarmış bir hayat yaşamışlar. Farklı farklı yüzyıllardan hayatlar yaşamışlar. Ve bu farklı farklı yüzyıllardan yaşanılan hayatları tekrardan bir çeşit olay başlarına geliyor ve tekrardan kendini burada buluyorlarmış. Ki işin şöyle bir tarafı var dostlarım. Her yüzyıldan her insan olduğu için o 100 yıldan sonra geçmiş olan hikayeyi de o 100 yıldan önceki olan insanları anlatıyor. Yani 1800'den yaşamış insan nerede? 2000'de yaşamış insan nerede? 2000'de yaşamış insan o 1800'deki insanı anlatıyor. Vesaire vesaire gibi. Ve hikaye bu şekilde devam ederken sonra bizim baş karakteri alıyorlar. Bir esirlerin olduğu bir yere katıyorlar. O da orada bir çocukla tanışıyor. O çocukla tanıştığı zaman da o çocuğu T-Rex'e yemeli. Gerçekten bu da benim içim acıdı. Çünkü normalde insanlar vahşileşir, barbarlaşır ama bunlar barbarlığın ötesinde manyaklaşıyorlar böyle. Hani bu kabilin kötü olduğunu biliyordum ama bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Yani öldürmek bir anda dursun kurban ediyorlar bir T-Rex'e. Ki eğitebilmek için büyük ihtimalle ben öyle düşünüyorum en azından.
Ardan bu şekilde devam ederken bu sefer bu kız diyor ki ben diyor kaçacağım. Kendi kendine planlar falan filan kuruyor. Sonra bunu generalin odasına getiriyorlar. En büyük komutan T-Rex evinin odasına getiriyorlar. Sonra general buna içecek bir şeyler ikram ederken bölümün başlarında o bir tane böyle şey görüyor. Salyangoz görüyor. Sümüklü böcek salyangoz tarzı. Onu buluyor. Ki şöyle bir olay var. Şunu bir bilgi olarak vereyim dostlarım size. Günümüzde yaşayan dinozor türleri var. Evet hangi türler diye soracaksınız kesinlikle. Kuşlar dinozor türlerinden, timsahlar dinozorlardan ve bazı kabuklu canlılar yani böyle kabuklu canlılardan kastım işte salyangozdur. Ondan sonra pek çok böyle istiridye gibi canlılar milyonlarca yıldır yaşayan aslında aramızda şu anda bile bulunan dinozorlar. O dinozorlar bizim aramızda yaşadıkları için bu zaten bu kadın onun hani salyangozu nasıl bir türde bir zehre sahip olduğunu biliyor. Ve direktmen adamı içeceğine o salyangozu şurasına katıyor. O salyangozu çıkarıp onun salgılı sıvıyı adamın içeceğine döküyor ve adam bayılıyor. Morning Yesterday's. Bu şekilde ilerlediği sırada zaten hikaye akışkan bir şekilde ilerliyor. Bacımız kaçmaya çalışıyor adam dahi kendine gelmeden ki sonradan şey yapıyor. Yerde bir etler var. İnsan etleri karışık pek çok et var. O etlerin hepsini bir sürü odaya dağıtıyor. Bir sürü çadıra dağıtıyor bütün etleri. Dağıttıktan sonra birden o raptorların kafesini açmaya gideceği tam da sırada dostlarım. Direktmen bizim bu 1800'deki profesör abi çıkıyor ve buna engel olmaya kalkıyor. Tabii o engel olmak tam da engel olabileceği türden bir şey olmasa da yine de elinden geldiğince engel olmaya çalışırken bakıyor ki engel de olamıyor. Ve aralarında büyük bir arbede yaşanıyor. Ama arbede sonucunda raptorlar kurtuluyor ve raptorlar, yani bu raptor bu arada şey raptorlar da evcilleştirilmeye çalışılan raptorlar. Vahşi raptorlar herkesin içinden geçiyor. Orada vahşi raptorlar herkesin içinden geçerken beni böyle çocuksu bir heyecan bastı. Çünkü raptor gerçekten vahşi bir canlı. Bu olayla ayağını bağlamanız, bağladıktan sonra da bayırtıcıyla bayırtıp sonra da yetmedi. Bunlar ise raptorların bir yere sıkıştırıp oradan yemek veriyorlar sürekli raptorlara. O şekilde. Zaten raptorlar bu şekilde, raptorlar da eğitilmeden sağa sola saldırıyor ve profesörle diğerleri saldırırken bizim kız da tam kaçmaya hazırlanıyor. Ama bizim savaşçı olan en büyük lider o kurulan tuzaktan kurtuluyor ve tekrardan geri geliyor. Geri geldiği esnada ve büyük bir çatışma başlıyor aralarında kavga ediyor, gürültü derken. Sonradan bizim şeyi görüyoruz dostlarım. Biraz ilk bölümün ilk sahnelerinde hatırlarsanız bir tane parasaur vardı, Parasaurus. O Parasaurus'u yaralamışlardı. O Parasaurus'u Bob ve bu bizim baş karakter Parasaurus'un hayatını kurtarmışlardı. Parasaurus'u tekrardan gördük ve Parasaurus kadına yardım ediyor. Parasaurus'u bu arada rehin almışlar içeride. Parasaurus'u yardım ediyor ve direktmen kadını böyle sırtlayarak tam götürmeye çalışıyor. Onlardan kurtarıyor. O sırada dostumuz bir tane böyle ok yiyor kendi omuzundan ve o şekilde kaçıyorlar. Tabii kaçarken de Dodo'yu almayı kesinlikle ihmal etmiyorlar. Orası zaten içimi böyle güzel yapan detaylardan bir tanesi. Ama işin mantıksızlık kısmını şurada anlatayım. Eğer Parasaur'u yaralıyken besleyip birkaç gün geçseydi ve Parasaur'u sürekli besleyip iyileştirseydi derdim ki okey time. Dodo bayılmış bir şekilde ya da Dodo yarı ölü bir şekilde bulsaydı derdim ki tamam time besle. Verdiği şey yaptı. Ama yok ben bu hayvanı sevdim. Ben bu hayvanın kafasını kaşıdım. Ya da ben bu hayvanın götüne pış pış yaptım. Sevdim mantığıyla ilerleyen bir bölümden ben bir keyif alamadım. Bildiğim ark değil. Yani böyle bir hikaye çıkacaksa tam adam gibi çıkmadı. Bu hayvanın time'ını da göstermedi. Çünkü bu hayvanlar böyle tontiş böyle herkesin yanına sevecek, sevip senin yanına uğrayabilecek canlılar değil. Bu hayvanlar bayağı etkilecek olan, bayağı etkilecek olan canlılar. O yüzden karakterlerin bu şekildeki tavrı ve bu şekildeki şeyleri beni pek de mutlu etmedi. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Artiyeten hikayenin şey içerisinde çok beğenmediğim yerlerinden bir tanesi hikaye biraz yavaş ilerliyordu. Bazı sahneler evet güzeldi. Biz oyunu bilenler için çok çok sıkıcı bir şekilde ilerliyordu. Hikayenin böyle daha akışkan, daha güzel ve daha yaratıcı olmasını isterdim ki bir arc bölümü yazacak olsam 10 numara 5 şekilde yazardım. Eminim siz de bir arc survivor bölümü yazacak olsaydınız yazardınız. O yüzden ben merak ediyorum. Mesela siz buna göre hangi şekilde düşünürdünüz bir bölümü? Ya da bir bölümün içerisindeki saçmalıklar sizce neydi? Benim gözümden çarpan saçmalıkları az çok anlattım size. Sizinkileri gerçekten merak ediyorum. O yüzden dostlarım eğer görüşleriniz, eğer düşünceleriniz, eğer altta böyle belirtmek istediğiniz şeyler varsa paylaşmaktan kesinlikle çekinmeyin. O yüzden dostlarım ve canlarım kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.